Merhaba. Gehören fiilinin ait olmak anlamına geldiğini biliyoruz. Ama su prepozisyonu ile kullandığımızda daha çok yine aynı anlama geliyor ama daha çok bir şeyin parçası olmak anlamına geliyor. Mesela, Ich gehöre zu dieser Familie dediğimiz zaman ben bu ailenin bir parçasıyım anlamı çıkar. Burada biraz da duygusallık da var. Yani ben bu aileye aitim, onlardan biriyim, kendimi oraya ait hissediyorum gibi. Ve dikkat, su dedikten sonra datif kullanıyoruz. Angehören fiili ise o da aynı anlama geliyor ama biraz daha resmi bir anlam var. Yani ich gehöre dieser Familie an dediğim zaman ben bu ailedenim anlamı var ama gönül olarak değil de yani soyadım aynı. İşte o soydan geliyorum. O yüzden ben o ailedenim anlamı çıkıyor. Okey? 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde farkı açıklayabilirim. Ama dikkat, angehören ayrılabilen bir fiil. Ayrıca preposyon gerekmiyor ve datif ile kullanılıyor. Ich gehöre dieser Familie an. Aradaki fark bu. Başka bir örnek, ikisiyle ilgili birer örnek daha verelim. Mesela, seit zehn Jahren gehört dem Verein an. 10 yıldan beri o bu demiyor. Derneğe üye, derneğin bir parçası. Yani bir resmi durum var, değil mi? Üyeymiş 10 yıldan beri. Oranın bir parçası. Veya dieses Buch gehört zu den Klassikern der Literatur. Yani bu kitap edebiyattaki klasiklerden biri. Onun bir parçası, onlardan biri anlamına geliyor bu cümle. Şimdi sıra sende. Sen de istediğin anlamda kullanabilirsin benim söylediğim cümleyi, daha doğrusu fiilleri. Bu diyeceksin ki bu kültürümüzün bir parçası. Ama ya gehören suyla söyleyeceksin bunu ya da angehören fiiliyle söyleyeceksin. Cevabını yorumlara yaz.